Yavrum sen şimdi şurada dur. Sen sakata gelme. Tamam mı? Geri kalanlar... Hayır! Selam millet, nedir oyunlarda tekrar birlikteyiz kardeşlerim. Ark Survival Evolve oyunumuza Redwood biyomu ile 3. sezon ile kaldığımız yerden devam ediyoruz. Gördüğünüz gibi şurada 4 kafadarlar. Yanına gittiğim zaman da şöyle kafalar bir sağa bir sola. Biraz önce bana bir terör bird saldırdı yine. Galiba buralarda bir yerde bir terör bird fabrikası var. Terör bird bana saldırdı. Ağır abilerimiz de kafayı koduğu gibi terör bird'u uzattı. Evet, bir önceki videomuzda yapamadığımız rampamızın, inişimizin sebebi de buymuş. Rampamız, inişimiz gerçekten de şöyle hayali bir kolon görmek istiyor. Gördüğünüz gibi şuraya hayali bir kolon koydum. Neden hayali diyorum? Hemen size sebebini söyleyeyim. Çünkü kolon rampaya değmiyor bile. Yani şu kenarından değiyormuş gibi görünüyor ama bakmayın, yani içinden geçmiyor sonuç olarak. Ama rampa onun varlığını orada bilmek istiyor. Onun varlığını bildiği zaman gayet mutlu, gayet enerjik. Gördüğünüz gibi artık rampamız hazır. Şuradan aslında benim bu rampayı biri almam lazım. Sonra şöyle devamını tekrar etmem lazım rampanın. Bir tane temel galiba bütün rampalar için yeterli olacak. Bilemiyorum, göreceğiz şimdi. Ama bu manzara çok çirkin oldu ya. Yani ben bunu içim rahat etmedi. Sanki benim buna biraz daha bir şey yapmam lazım ya. Yani böyle bırakabilirim bunu. Hiç de umrunda olmaz oyunun. Tamam hocam, benim için bu yeterli der. Ama benim için yeterli değil ya. Ben şeklini sevmedim yani. Kıtıpiyoz küçücük bir tane bacağın üstüne basmış. Yani dedim ya, her şeyi böyle bir mantık, dinamik üstüne oturtan Ark'ın bunu böyle yapmamıza nasıl izin verdiğini anlayabilmiş değilim yani. Yavrum. Ha. Ha güzelim. Hadi güzelim. Seninle inşaat yapmaya çalışmak eziyet, Pteradon. Biliyorsun değil mi? Seninle inşaat yaparken adam yaşlanır. Giderken koyamıyorsak gelirken koyarız biz de. Evet. En azından 3 tane bacak ona dokanıyormuş gibi oldu. Hatta biz bu sayıyı daha da arttırıp 2 de araya atabiliriz. Sonra atarız eğer öyle bir şey yapacak olursak. Şimdilik öyle bir şey yapmak istemiyorum. Şimdilik yapmak istediğim şey şuraya konmak. Şuradan biraz daha rampa almak. Nerede rampalarımız? Sonra oradaki eğimli yolumuzu tamamlamak. Ondan sonra karnolarımızı da yanımıza alıp ufacık seyahat edeceğim. Ama çok heyecan dolu olacak bu seyahat. Çünkü karnolarımızın hepsi o kadar düşük level ki, yine yüksek level bir alfa ya da ne bileyim yüksek level ağır döven bir hayvan, mesela ayı gibi karşımıza çıkıp da bütün karnıları ayağının altına alır mı? Ya da her vurduğu darbede bizi metrelerce geri atan tip dinozorlar var ya, işte iri ve kuyruklu olanlar, onlar gibi bir şeyler karşımıza çıkıp da aklımızı alacak mı? Bu da başka bir soru işareti. Şimdi şurada benim göz zevkimi bozan ne var? Şu var. Bunu yıkayayım. Yık. Burada bir, iki. Şurada olabilir. Ben şimdilik böyle bırakayım da onu. Bakalım. Ha, orada kolon olamıyor ama o zaman hiçbir zaman yapmayacağım demek oluyor böyle bir şeyi ben. Ya da yık diyorum. Belki bir kat şey yapabiliriz. Bir kat kalın yapabiliriz bunu. Yanına da bir çift sıra çekebiliriz. Öyle bir şey olur. Şuradan yık diyorum.
O pterodon benim değilmiş, ben de ne oluyor diyorum. Pterodon aşağı doğru süzülüyor kafasına göre. Vay dedim içimden. Ne güzel ya. Şimdi gelin bakalım. Evet, bir önceki videoda şurada bir tane otçul vardı, topacımız. Onu teminlemek için bir niyetlenmiştik. Şu anda yok farkındaysanız. Sanırım o ayıldı. Ben malzemelerle uğraşırken. Sizin de ne buldunuz orada? Bir tane daha mı terör gördü? Evet. Şimdi bu böyle olmadı tabii. Böyle olmadı. Şöyle bir gelelim bir daha. Hep birlikte. Şuradan bir daha çıkalım. Çıkıyor musunuz? Vallahi çıkıyorsunuz ha. Tamam, bu görev başarılı oldu. Bu görev başarılı oldu. Şu anda ne kadar mutlu olduğumu anlatamam. Oo! Hepsi aşağı atladı. Ve Karnon terör kuşunu öldürdü dedi. Onlar düştü diye hasar yemediler mi şimdi? Vallahi düştükleri için hasar yedilerse de o kadar az yemişler ki. Onu yemek için mi büyük bir heyecanla gittiniz siz öyle? Yavrum sen şimdi şurada dur. Sen sakata gelme. Tamam mı? Geri kalanlar... Hayır! Aman Allah'ım. Biraz önce kardeşlerim yatay iniş, dikey inişi yaptıktan sonra bir şeyi fark ettim ki benim yatağım yok. Bu yüzden de haritanın herhangi bir rastgele yerinde doğup karakterimi kaybetmemek için bin bir türlü eziyet çektikten sonra tekrar buraya gelmeyi başardım ve şuraya hemen bir tane yatak bırakıyorum. Çok güzel. Geç olsun güç olmasın diyelim bari. Bu enayiliğimizi bir kere yapmış olalım. Şimdi bir daha aynı şeyi söylüyorum. Pterodon'un burada dursun. Ben de şuradan efendi gibi ineyim. Şuradaki karnolarımı peşime takayım. Ya da karnolarımı hiç peşime takmayayım. Karnolar burada dursun. Ben yine Pterodon'la gideyim ya. Şimdi Terror Bird avlayacağız diye gideceğiz. Abuk subuk bir şeyler çıkacak orada karşımıza. Ha, gitmeden önce şöyle yapalım ama. Madem Terror Bird evcilleştireceğiz bir miktar. Şuradan Terror Bird evcilleştirmek için gereken Kibble'ı ve narkotiği alalım. Şimdi gidebiliriz. Buraya ulaşmak için geri uçarken inanır mısınız? Onlarca Terror Bird gördüm. Galiba Redwood biyomu gerçekten onların cenneti. Her yerdeler ve önlerine gelen her şeye saldırıyorlar. Şuursuzca saldırıyorlar her şeye. Bakın işte burada bir grup daha Terror Bird görüyorsunuz. Hatta ben bunların alnını karışlasam mı acaba? Karışlayabilir miyim? Yani şimdi Dan Inject Rifle'ımızla aslında çok da zorlanmayacağım gibi geliyor bana. Mesela orada ona hallenen Terror Bird'e vurduğum gibi indi. Şöyle gelelim. Bir de buna vuralım. Çok zevkli bu be. Şuraya gelelim. Şöyle şu kibıllardan şu kadarını bırakalım. Uyuşturmak için de şu kadar bir şey bırakalım. Sen ne yapıyorsun bana öyle yakın sorti attın? Kızmış galiba Bird'e. Şimdi o Kibble'ı yediğin zaman senin bir dünya evcilleşmen lazım. Söyleyeyim bak. Yalnız bu kadar hızlı ayılırken o Kibble'ı yer mi? Bu da tartışılır.
Abi senin derdin nedir bunlarla? Ben anlamadım ki ya. Bu etçilerle senin ne derdin var? Hayvan gördüğü yerde kuyruğu basmaya başlıyor ya. Ya niye vuruyorsun? Niye kuyruk atıyorsun onlara? Yalnız bu kadar o hızlı koşan dinozoru da bir arada görmedim galiba. Ne oluyor? Herkes etrafında tırsmaya başladım ha. Bunun bilinci tamamen dolmuş. Güzel. 80 olduğu zaman bir tane kibble yiyecekler. Unutmayalım bunu. 80 olduğu zaman bir tane kibble yiyecek. Şuna eşyayı kullandıralım. Bu birazdan yer kibble'ını. Siz ışınlanıyor musunuz? Ne yapıyorsunuz? Mübarekler. O mekana akrepler geldi. Bak bunu beğenmedim. Bu birazdan yiyecek. Terror Bird. Kibble'ı yer yemez evcilleşti. Psikopat. Abi canları manları da mükemmel ha. Canları falan gayet mükemmel. Gel bakayım böyle. O Kibble'ı bayıltıcıyı alayım ben senden. Biz bunlarla bir ordu teminleriz. Gerçekten bir ordu teminleriz yani. Ayı. Ayı için de değişik planlarım var. İşte bu ya. Ya yok ben Akushina modunu gerçekten çok seviyorum ya. Dungeon Jack Rifle candır abi. Dungeon Jack Rifle candır. Şuradakilerin hepsine hedefime saldırı ısları atayım. Yapma be. Oo, çok alevli malevli dönmeli saldırdım. Ha? Toplamanızı mı açsam sizin? Ne yapsam anlamadım ki ben. Bir şey toplamıyorsunuz sanki siz. O iki tane çiğ lezzetli et çıktı. Ben bir şey söyleyeyim mi? Bu bitmeyecek galiba. Ben bu lezzetli etler hazır varken daha fazla uzatmayayım bu işi. Hemen şöyle geleyim. Ayının çok da ayılmakla alakalı bir işi yok ama çok öyle dertleri yok yani kendisinin. Bunları alıp şuradan kendisine verelim. İlk acıktığında belki de ayağa kalkar diye düşünüyorum. Yok. Hayalmiş o. Öyle ilk acıktığında ayağa kalkmazmış. TD tarafsız diyelim tekrar. Evet terör börtler. Sizi nasıl kendime doğru çekerim? Şimdi bunu düşünmem lazım. Böyle bana saldırmıyor musun? Allah Allah. Akrep bile beni böyle yaptığım zaman düşman olarak görüyor. Terror Bird görmüyor, öyle mi? Kesinlikle sabit kanca. Aman Allah'ım, bunu daha önce akıl edemediğim için kendimden utanıyorum. Bunun adı sabit kanca bundan sonra.
Neden derseniz çünkü her şeyin içinden geçiyor. Oh be, cesedi ortadan kaldırabildik sonunda. Ayıldın mı aslan parçası? Ayılmadın değil mi? Ayılmadı zaten. Biz neydi derdimiz? Terör börtlerdi. Şuradan 2-3 tane daha bulmam lazım benim. Aslında çok da zor olmasa gerek. Beni yalın ayak gördükleri zaman bayağı peşime düşüyorlar. Yani beni eğer yanımda dinozor yok, bir dinozorun üstünde değilken görürlerse dayanamıyorlar ya, hemen saldırıyorlar. Siz iki diplodokus nasıl bir enayisiniz ki oraya çıkıp böyle kalmışsınız? İşte sıradaki terör bördümüzü buldum. Abi tipe bak ya. Çok garip hayvan var ya. Bazen böyle düşünce sinirlerimi bozuyor resmen. Artist ya, yürüyor yürüyor kafasına göre böyle. Önüne çıkana bir tane gaga basıyor, geçiyor. Vurdun mu? Tabii ki vurdum. Benden kaçar mı? Ama şimdi bunlarla uğraşması gerçekten biraz eziyet olacak. Kancacığım, şimdi seni şöyle alacağız. Şöyle bunun başına geleceğiz. Buna biraz bayıltıcı 3 tane kibble versek yeter. 2 bayıltıcı yedireceğiz buna. İkinci level'mış, kontrol de zor olur bunun var ya. Habire başında durmamız lazım. Geleceğiz. Bu kaçıncı level'mış? Oo, bu daha da kötü. Birinci level. Geleceğiz şöyle. 2 tane, 3 tane kullandıracağız. 3 tane olur. Bu arada ayıya bakacağız gelip. Ayı mükemmel bir durumda. Buna geleceğiz bakıp. Baygınlığı. Güzel. Şu anda sadece narkotik yarışı veriyoruz. Eksilmeye başlamış, evet. İki tane verelim narkotik. Tekrar diğerine gidelim. Eksilmeye başlamış, evet. Bir tane verelim narkotik. Bunun zaten kendi çayı çorbası, her şeyi hazır. Bir tane daha yerse o bizimdir. Sen şimdi ne durumdasın? Konuş bakalım bana. Ayılıyorum abi diyor. İki narkotik daha bastım. 34, 33, 32 diye iniyor. 80, 20, 12 sonra yiyecek. Zaten o kadar düşük seviyede. Çarpılı tame'de. Kibble'la tame olunca inanılmaz oluyormuş. Ben normalde etle tame'lerken, ha o kadar da çarpılı tame'imizin bir esprisi yokmuş diye düşündüm ama evet, bir terör bird daha. Bir dire bir. Çok güzel. Şöyle gel. Durun ikiniz de. Madem öyle diğerine koşalım. O diğeri de kalktı. Sen de gel bakayım böyle. Hay Allah'ım ya Rabbim ya Resulallah. Hepiniz gelin. Hepiniz gelin, hepiniz. Şimdi böyle bir durum bakalım. Vay açlar ya. Şöyle bir bakarsak size 324 canı var hayvanın. 270 canı var. 270 can. 493, 594 can.
Bir de ayımız var ki zaten. Ayı, ayı yani tam bir ayı. Sormayın nasıl bir ayı. Galiba Beyzim'in yanında duracak ve savaşacak hayvan konusunda bu kadarız. Evet. Temsili olarak bize saldıran bir canlının ne olacağını İpirit'te görmüş olduk. Onun ağzını, burnunu kırdılar. Şimdi tekrar güzel ormanımıza dönüyoruz. Ya yok, ben bu Redwood biyomuna resmen aşık oldum ya. Sesleri bile efsane ya. Siz benim hayvanıma mı saldırıyorsunuz? Evet. Ben de o zaman içinden geçerim. Saldıranın içinden geçerim abi. Benden söylemesi acımam. Geliyor musunuz koçlar? Tam olarak hani nereye çıktığımıza emin değilim ama yaklaşık, evet, yaklaşık olarak doğru yolda olmalıyız diyecektim. Doğru yoldaymışız. Şu patika bizim yolumuz o zaman. Burayı kendime iyi mesken belledim ha. Şuradan karşıya bir geçiş yaptım mı tamamdır. Şuradan karşıya bir geçiş yaptım mı? 10 numara 5 yıldız. Şu an için biraz riskli geçmek zorundayız karşıya. Tamam mıyız? Bir sayım alalım. İyiyiz, değil mi? Herkes beni takip etsin, herkes dursun. Evet, 4 tane karnomuz, 4 tane Terrorbird, 1 ayı ve 1 tane Pterodonumuz hazır. Hepsi Akushina modu sayesinde. Tame etmek hiç bu kadar kolay olmamıştı. Reklamları izlediniz. Şimdi kardeşlerim, şimdi yapacağımız şey şudur ki, buraya kadar gelmiş bir ayımız var. Seninle dövüyor. Karnolar dövüyor. Çok güzel. Vallahi birader, ben teyim ederim. Bana göre hava hoş. Ben buraya gelen her şeyi teyim ederim. Böylece bu yakınlarda benim olmayan hayvan kalmaz. Bak şimdi ayıya saldırıyorlar ya, yüzsüzler. O zaman ben sizi burada bıraktım koçlar. Siz kendi başınızın çaresine bakmayı biliyorsunuz. Buraya kadar geldiğine memnun oldum Pteradon. Ayağıma kadar gelmiş bir şeyi, bir canlıyı buradan ben eli boş göndermem. Bana yakışmaz. Hemen şuradan seni ben bir besleyeyim. Artık eğer canlanmazsan da, uyanmazsan da, orada kalırsan ne ala. Şuradan ben bir dinozor geyik alayım. Ahşap çit temeli alayım. Ahşap duvar alayım. Fazla mı ağır olduk? Pillar ve rampaya ihtiyacım yok. Onları bıraksam. Fena değil gibiyim. Uyanıp gideceğim mi? Ne yapacaksın? Uyanacaksın mı? Uyanıp da ne yapacaksın? Yetişeceğin bir yer mi var? Aa, bu olmadı. Bu olmadı. Bu bizi bozar. Şuradan bir miktar bırakalım. Evet. Demokrasi de çare tükenmez. Hemen uygun bir ağırlığa geldik. O sıkıntı, hata. Hata. 27 karnoymuş, 9 karnoymuş. Yani işte böyle şeyler çok da bize farkmıyor gördüğünüz gibi.
Sonrasında siz rezaleti yaşıyorsunuz sayın karnolar. Hani ben üzülüyorum ama elden ne gelir? Efendim, şöyle bırakalım dinozor gate'imizi. Ya da mekanı sahiplenmiş gibi davranmayalım da şöyle bırakalım. Çok da iddialı olmasın, evet. Aynen. Bence hoş oldu. Güzel bir dinozor gate oldu. Şuraya duvarı ve şeyi koduk mu? Şuradan doğru böyle. Dinozor gate'in yanından ha. Tam yanından başlamak diye bir şey yok mu? Böyle mi çapraz oluyor hocam? Bir de sana böyle mi bitiştirebiliyoruz? Sana böyle bitiştirirsem duvar alıyor musun? Vallahi aldı. Böyle de bu tarafa aldın öyle mi? Peki. Bir daha bir söyle bakayım bana. Böyle mi yapıyorsun? Ben oraya bir duvar koyayım da yeri belli olsun. Allah Allah. Bu sık ormanın içinde nasıl koyacağımızı belli edemedik ki. Öyle güzel oldu söyleyeyim. Böyle oldu. Vahşi dişi diyomorfon diye bir şey sıkıştı orada. Sıkıştığını varsayıyorum onun. Bunu çok beğenmedim ama ben ya. Şurada ben bu duvarı yıkayayım. Şuraya ben bir tane düz koyayım bakayım. Düz de zaten yeterince kapatacaktır. Yani oradan pek bir çıkma şansı kalmayacaktır adamların. Aynen öyle. Çok da bir çıkma şansı kalmadı adamların dediğimiz gibi. Sana biz bir sıra daha çekersek izin veriyor musun buraya? İzin vermedi, engelli dedi. Peki. Şuraya da izin vermiyorsun tahminimce. Yanına. Evet. Ama buradan zaten bir şey çıkamaz herhalde diye tahmin ediyorum. Tahminlerim beni yanıltmıyordur umarım. Bak burası da mükemmel oldu. Bir canlı çıkamayacak, bir dinozor çıkamayacak ama biz çıkabiliyoruz. Gayet hoş. Peki, şunu yıktım. Bunu da yıktım. Şöyle çapraz koyabiliyor muyum? Temeli de düzgün koyup koyamadığımı görmüyorum ki. Öyle yoğun bir orman ki burası. Arkadaşım, beni delirtmeyin. Ben dinozorların efendisiyim. Tamamını indirdim aşağı. Canım çekti. Vallahi tamamını indirdim. Bunu da buradan öyle düz değil. Böyle yan devam ettireyim. Yan devam ettikten sonra arkadaşım, gümbür gümbür yürümez misin lütfen? Korkuttun beni. Ha gayret. Evet, duvarımız bitmiş. Not enough duvar diyerek şu yukarı doğru şöyle bir gidiyorum.
Efendim, ahşap duvar. Hatta biraz daha ahşap duvar. Ne olur yani, birazcık kahrımızı çek, birazcık taşı bizi. Pteradon. Sabit kanca. Biraz taşı bizi, ne olur. Evet kardeşlerim, siz de daraldınız. Farkındayım şuradaki ot yığınından ama yapacak bir şey yok. Çok kısa da sabretmek zorundayız. Ah, delireceğim. İşte bu. Sonunda istediğimiz gibi oldu. Hem de şu tarafı da kapatmış olduk. Bence oldu. Aynı şeyi burada da yapabilirim ha. Burada zaten şöyle bir duvar var, değil mi? Tabii. Böyle yaparak hem buradan dinozor girişini engellemiş oluyoruz. Hem de gayet şekilli bir... Ne var? Arkadaşım ne var? Sis bastı mekanı zaten. İyice Jurassic Park'a döndü burası. O kadar söyledik benzemez burası Jurassic Park'a diye. Ama sonunda gel gör ki benzedi. Şu hayını ufacık bir miktar daha götürebilirsem. On numara şaheser. Tamam. Yeter vallahi. Gördüğünüz gibi biz de çıkamıyoruz artık. Gördüğünüz üzere biz de çıkamıyoruz. Şu kapıyı açmak gerekiyor. Sonra da kapatmak gerekiyor. Anca ondan sonra çıkabiliyoruz. Şu yan tarafı da bir kare daha yükselttiğimiz zaman tamamdır. Evet kardeşlerim, şimdi çok kolay bir şey kaldı geriye. Tek yapmamız gereken çok ayıp. Çok ayıp. Sen teminlenmemişsin. O zaman döverim. Teminlenmediysen döverim. Tek yapmamız gereken şey buradan oraya, oradan da buraya yol çizmek. Çok kolay. İnanılmaz kolay. Hiç sıkıntı yok. Halledeceğiz. Ondan sonra mükemmel bir şekilde base'imiz tamamlanmış olacak. Kardeşlerim, bu durumda gün batımıyla birlikte şu karlı Paramount Picture mıydı? Tam ona benziyor. Film firmasının logosuna. Karlı Dağ manzarasında videomuzu burada bitirelim. Umarım videoyu beğenmişsinizdir kardeşlerim. Eğer beğendiyseniz beğeni, yorum ve paylaşımlarınızı da destek olmayı unutmayın. Eğer benimle iletişime geçmek, neler yaptığımdan haberdar olmak istiyorsanız diğer sosyal medyalardan da Twitter, Instagram, Facebook, Steam'den Deadly Oyunlar diye takip edebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşene kadar kendinize dikkat edin.